İzmir'in merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı bugün yayalara ait. Otomobil trafiğine kapatılan yolda İzmirliler doyasıya dans etti. Avrupa Hareketlilik Haftası otomobilsiz kent günüyle sona erdi. Normalde otomobillerle dolu olan bu yolda yayalar özgürlüğün tadını çıkardı. Çok keyifli, bugün çok eğlenceli. Çocuğumla özgürce sokaklarda yürüyebildim. Burada merkezde oturuyorum ve gürültüden çok şikayetçiyim. Otopark problemi yüzünden aracımızı sattık. Burada Alsancak'ta toplu taşım çok kolay olduğu için onunla işimize gidip geliyoruz. O yüzden ben destekliyorum. Otomobillerin giremediği caddede bisikletlerin egemenliği vardı. Kimi toplu bisiklete bindi, kimi çocuğunu bisiklet sepetinde gezdirdi. Kimi de bir otomobilin park ettiği alana sığan bisikletlerin sayısını hesaplamaya çalıştı. Ancak belki de en keyiflisi pedal çevirdikçe mikseri çalıştıran Smoothie Bike oldu. Peki ama otomobilsiz bir kent gerçekten mümkün mü? Otomobilsiz bir hayat bundan 120 yıl önce mümkündü. Fakat ne yaptık da otomobile bağımlı kıldık? Onu aslında biraz hepimizin sorgulaması lazım. Otomobil aslında ilk çıktığı dönemde sadece kırsal kesimden şehirlere ulaşım amaçlı olarak kullanılıyordu. Daha sonra şehirlerde bir otomobil ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı ve ondan sonra da bütün şehrin çehresini değiştirdi maalesef. Bütün şehir otomobile göre kurgulanmaya ve ona göre düzenlenmeye başlandı. Eğer biz şehri otomobile ihtiyaç duyulmayacak şekilde düzenlersek, ulaşımı o şekilde düzenlersek, toplu ulaşımı, yayayı, bisikleti ve kentsel kullanımları o biçimde planlama yapabilirsek otomobile ihtiyaç duymayız. Gün boyu süren etkinliklerde isteyen langırt heyecanı yaşadı, isteyen oturarak voleybol oynadı. Sokak performansları da etkinliğe renk kattı. Ahşap bloklar, kumaş boyama, baskı, minik eller gibi atölyeler anne babaların sokak ortasında çocuklarıyla keyifli ve güvenli zaman geçirmesini sağladı. Gün boyu süren etkinliklerde otomobilsiz bir şehir hayali kısmen de olsa hayata geçti. Oğulcan Bakiler, Amerika'nın Sesi, İzmir.